Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 2022 yılı bütçe teklifi 66 milyar 131 milyon 543 bin liradır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 bütçesini Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu. Yanık madde bağımlılığına dikkat çekti. Madde bağımlılığı aile ve toplum yapımızı tehdit eden en önemli sorunlardan birisi. Bugüne kadar 871.132 kişiye bu farkındalık eğitimleri verilmiştir. Bakan Yanık sunumunda ailenin toplumun kilit taşı, birey ve ailenin ise birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu ifade etti. Önümüzdeki dönemdeki misyonumuz bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak olacaktır. Bakan Yanık, Türkiye'de ergen profilinin yanı sıra boşanma sebeplerinin de araştırılacağını belirtti. 2022 yılında ayrıca Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması, araştırmasının üçüncüsünü gerçekleştirecek olup, boşanma nedenlerini incelemek üzere Türkiye geneli nicel bir boşanma araştırması da yapacağız. Bakan Yanık'ın konuşmasının ardından CHP ve HDP'li milletvekilleri Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösterdi. Milletvekilleri İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz ve uygulatacağız yazılı pankartları gösterdi. Başkan kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılık. Bunun üzerine AK Parti Trabzon milletvekili Salih Cora, HDP'lilere önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun diye seslendi. HDP'li milletvekilleri Cora'nın bu sözlerine tepki gösterdi. CHP adına söz alan Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise sosyal yardımların hak sahiplerine ulaşmadığı iddiasında bulundu. AK Partili milletvekilleri bu iddiaya tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından görüşmelere yeniden geçildi.